Ne kadar aydınlık bir gece değil mi Hazan? Yeni bir sırrın ortaya çıktığı aydınlık, güneşli bir gece. Çok mutlusun değil mi? Keyifli miydi bari? Ne kadarını izledin? Babamı kastediyorsan eğer, küçük bir kızın elinde nasıl oyuncağa döndüğünü izledim. Sen ne diyorsun babama? Başkalarının çocuklarını biriktirmek bir atı sporu falan mı acaba? Hesap soracaksan git babana sor. Benim sana verecek hesabım yok. Mehmet'le seni kastediyorsan... Sizi de izledim. Yalanı affetmediğini anlayacağım kadarını izledim. Gerçekler ortaya çıktığında neler olabileceğini öğrendin mi sen de? Bu gece bile eğlenebiliyorsun değil mi? Babanın hiçbir şeyin olmasa bile kayıp küçücük bir bebeğin gölgesinde eğlenebiliyorsun. Ama ben seni eğlendirmeyeceğim. O yüzüğü çıkardığımda bu yüzden yazın peşinden gittim. Gitmeye de devam edeceğim. Bu gece duyduklarımdan sonra yapamadım ama yapacağım. Zor da olsa gerçeği kendi ağzımla söyleyeceğim. Sen susarsan ben de susarım. Sana güvenmiyorum. Senin için ya da onun için değil. Ailem için. Onların daha fazla rezil olmaması için susarım. Ya sen sırf bana güvenmediğin için gidip her şeyi anlatırsın, onun hayatını alt üst edersin. Ya da risk alır susarsın. Susmayacağım. Onu senin eline bırakmayacağım. Sinan! Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Ne oluyor? Hı? Ne bu? Sen gazetede mi okumuyorsun ya? Kayıp bebek bulundu. Üvey annesi Selin Egemen'i suçluyor. Üçüncü sayfa, kaçak deliği saklamakla suçlanan adamımız gözaltında. Ekonomi sayfasına bakıyorsun. Ekonomi sayfasında şirketin küçülme haberleri. Şirket küçülmeye doğru gidiyor. Magazin sayfasında manşet, çifte ihanet. Sen böyle mi kutlayacaksın şirketi? Ha? Bu rezaletimizi mi kutlayacağız? Cevap versene bana. Neyi kutlayacağız biz? Gökhan.
Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Bir saniye baba, bir şey konuşuyoruz. Tamam Gökhan. Hemen lütfen. Peki. Size iyi eğlenceler. Lafı hiç geberemeden soruyorum. Bu Kerime'nin kaçmasıyla senin bir ilgin var mı? Baba gerçekten ben kadının yerini bile bilmiyorum. Sen benden şüpheleniyorsun. Çok tuhaf değil mi bu ya? Yani şimdi gerçekten bir ilgim yok diyorsun öyle mi? Oğlum bak sana yalvarıyorum. Eğer benim düşündüğüm gibi bir şeyin peşindeysen... Ya baba ben burada rol keseceğim, arkandan iş çevireceğim. O kadar sabırlı bir adam mıyım sence? Sen benim tarzımı biliyorsun, ben böyle biri değilim ki ya. Ben onlara yapacağımı yaptım zaten. Onları ben insan içine çıkamayacak hale getirdim. Daha ne yapayım ki ben? Ha? O mezarcıyla gidip canlarını mı alayım? Sinan, şimdi benim gözlerimin içine bak ve cevap ver bana. Bir oyunun peşinde değilsin değil mi? Baba. Bak. Ben hırsımı aldım, defteri kapattım. Benim için bitti. Ama senden tek bir ricam var. Şu 40. yıl kutlamalarından vazgeçmeyelim. Lütfen. Sinan. Gökhan'ın bu kutlamayla ilgili şüphelerinde bir takım haklı olduğu yanlar var. Hele bu kadın böyle elini kolunu sallayıp sokakta dolaştığı sürece. Yapma baba Allah aşkına ya. Biz bu kadından korkup yalıya mı saklanacağız? Sen böyle bir adamsın, hakkından teslim mi olacaksın? Baba bak. Tamam. Abim haklı olabilir bu konuda. O şimdi diyor ki bunca skandalın gölgesinde biz neyi kutlayacağız? Ama ben de diyorum ki biz bunu fırsata çevirebiliriz. Birlikte olduğumuzu, hep beraber kocaman bir aile olduğumuzu insanlara gösterebiliriz. Bu bizim için fırsat. Ben babamla, kardeşlerimle, ailemle... Tam Yağız'a kızgın olsam da abimle de herkese birlikte olduğumuzu göstermek istiyorum. Tekrar egemenler olduğumuzu göstermek istiyorum baba. Ha eğer sen oğluna hayır diyorsan, yani oğluna güvenmeyip hayır diyorsan, bilemem tabii. Ben oğluma güveniyorum. Bütün bu fırtınanın ortasında hep birlikte güçlü bir aile olacağımıza inanıyorum. Bu gece yeniden çok güçlü bir aile olacağız. Eskisi gibi. Güçlü olacağız. Nerede kalacağız? Bak ben diyorum ki... Senin anan diyor ki... Senin anan... O sarış yanı... Şöyle elleri kelepçeli görmeden... Kuzuma... Kuzumun kuzusuna çektirdiklerini bir bir ödetmeden... Şuradan şuraya giderse senin anan taş olsun diyor. Taş! Anne bak... Bak kızım bak. Asıl sen bak. Senin anan... Bu dünya malından vazgeçeli çok oldu. Yüreğine evlat korkusu düştüğünde vazgeçti senin anan şu dünya malından. Ama gene de benim bu yoldan bir alacağım var. Adalet. Onu da söke söke alacağım. Görsen. Of. Anne. Hı? Benim biraz işim var. Çıkıyorum birazdan. Birkaç saate gelirim. Tamam. İyi.
Annecik tamam, meşgul etme adamın telefonunu, ver. Anlıyorum oğlum da, ya nerede kaldım ben dün geceden beri? Hep seni bekliyorum yavrum. Merak etme annecik, hasret bitiyor. Oğlum geliyor, güven bana. Bu sefer başaracağım. Seni o yalanın içinden çekip kurtaracağım. Başaracağım. Allah, ne yapacağımı hala karar veremedim. Sanırım biraz kafayı toplamaya ihtiyacım var. Farah, ben seni arayayım mı sonra? Tamam, konuşuruz. Vay be. Kimlerdi ki? Bu iki çocuk büyüyecek. Büyüyünce birine aşık olacak. Sonra aşk için birbirine girecek. Sinan. Sen ona gerçekten aşık oldun mu? Gerçekten hiç aşık oldun mu? Sinan Egemen ve aşk. Biraz karışık bir durum. Biraz da karanlık bir durum tabii. Biz seninle hiçbir zaman aşktan aynı şeyi anlamadık abi. Zaten bu saatten sonra ne anladığımızın da bir önemi yok. Sen de ben de unutmayacağız. Ben de kardeş olduğumuzu unutmayacağım. Ne yaşamış olursak olalım, kardeş olduğumuzu asla unutmayacağım. Hazanlı sen. Bundan sonra ne yapacağınızı bilmiyorum. Açıkçası umurumda da değil. Bilmek istemiyorum. Ben sadece abimi geri istiyorum. Gerçeği söyleyeceksin. Ağlasan da, sızlasan da gerçeği söyleyeceksin. Kardeşimi hiçbir zaman kaybetmek istemem. Öyle olsun istemem. Ama bundan sonra ne sen kalbindekileri değiştirebilirsin, ne de ben yaptıklarımı değiştirebilirim. Ama bundan sonrasını telafi edebiliriz en azından. Eskisi gibi abi kardeş olabilir miyiz bilmiyorum ama.
Bu gece en azından babamızın oğlu olabiliriz. Bak bu geceyle ilgili abi. Bak bu gece bana son kez iyilik yap. Son kez abilik yap bana. Senin zaten misafirin var galiba. Görüşürüz. Neden gelmiş? Sen neden geldin? Evet, tahmin ettiğim gibi yine hiçbir şey söylememeye gelmişsin. Gidecek misin? O zaman ben kardeşimi kaybetmek istemiyorum. Ya bunca olandan sonra o bana bir adım atabiliyorsa benim ona koşmam lazım. Yürekten. Bir abinin yapması gerektiği gibi. Annemi kaybettikten sonra belki de ilk defa aile olacağız. Hazan, bunları arkanı dön git diye söylemedim. Gece, davetten sonra seni deniz kenarında bekleyeceğim. Konuşmak için. Bu sefer gerçekten konuşmak için. Gitti bir de. Ruh hastası babasının koluna girdi, eğlenceye gitti. Ablacığım tamam artık. Yasin'den hiç ses yok. Bu sessizlik ayrı alamet değil. Düşünme sen artık onu. Bak kuzucuk burada. Sen ona bak, onu düşün. Neyse, en azından bir şey var. Gözünü saatten ayırmıyorsun yine. Ne bekliyorsun abla? Ne oldu? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Anlatacağım ablacığım. Her şeyi anlatacağım. Ama önce Yağız'a anlatacağım. Ne yavaş. Kusur. Yıl kutlamasına gidiyoruz.